Şimdi. Evet. Evet. Öncelikle herkes hoş geldi. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sinerji Bilgi Teknolojilerinin düzenlemiş olduğu bir webinarda daha beraberiz. Bu webinarımızda dijital dönüşüm yolculuğunda siber güvenlik konusuna konuşacağız. Birkaç tane başlığımız var. Biraz soru cevap gideceğiz. Biraz sohbet tadında ilerleyeceğiz. Cihan Bey hoş geldiniz. Alper Bey siz de tekrardan hoş geldiniz. Katılımcılarımıza da tekrar teşekkür ederiz. O zaman başlayabiliriz. Ben önce bir soruyla başlamak istiyorum izninizle. Onun üzerinden zaten şekillene devam ederiz. İlk sorum ağ güvenliği ile ilgili. Ağ güvenliği bağlamında risk güvenlik açığı ve tehdidi nasıl tanımlarsınız? Bunu Alper Bey öncelikle size soracağım. Sonrasında yapay zekalı versiyonunu da Cihan Bey'e yönelteceğim. Önce sizden alalım. Tamam, şimdi şöyle aslında ağ güvenliği birazcık kabus olabilen bir şey. Ne anlamda? Şöyle, normalde hani biz siber güvenlik dediğimiz anda en basit anlamıyla nedir? İşte bir sunucu parkurumuz var. Bu sunucu parkurunu gidiyoruz, bir şekilde güvenli hale getiriyoruz. Ve burada bir atak meydana geldiğinde ya da bir güvenlik açığı meydana geldiğinde aslında açığın nereden kaynaklandığını, neyin etkilendiğini bulmak kolay. Yani bir web sunucunuz var ve bir atak meydana geliyor. Belli, web sunucunuzda bir saldırı yaşıyorsunuz ve gidip bunun önlemini alabiliyorsunuz. Ama iş network'e döndüğü zaman işler biraz karışıyor orada. Neden? Çünkü genelde kampüs network'ü dediğimiz yapılarda, işte bir üniversite kampüsü düşünün. Yüzlerce switch var. Bir tane ortada bir backbone switch altyapısı var. Bütün switchler bu backbone switch altyapısına bağlı. Ve bir atak meydana geldiğinde siz bu atağın nereden kaynaklandığını bilemiyorsunuz aslında. Çok zor bunu tespit etmeniz. Yani yüzlerce sahada switch var. İşte bir mutfağın -2'deki elektrik odasında bir switch var ve orada bir atak meydana geliyor. Ya da bir access point, nerede olduğu belli değil ve orada bir atak meydana geliyor. Siz bunu bir şekilde tespit edebilirsiniz ama burada süreç çok uzun. Yani nokta tespiti yapabilmeniz, bu sorunun kök nedenine inebilmeniz çok ciddi vakit alıyor. Burada da aslında kötü niyetli kişilerin yapmış olduğu eylem hedefine ulaşmış oluyor. Çünkü siz kolay bir şekilde bunu engelleyemiyorsunuz. Teşekkür ederiz. Ben şimdi sorunun yapay zekalı versiyonunu da Cihan Bey'e yönelteceğim. Ağ güvenliğinde kullanılan yapay zeka bağlamında risk, güvenlik açığı ve tehdidi nasıl tanımlarsınız? Öncelikle yapay zeka tek başına bir araç seti gibi düşünülebilir. Yapay zeka tek başına hiçbir şey bilmiyor, yapamaz. Ona bir şekilde domaini öğretmek gerekiyor. Domain de burada, bu senaryoda network ve sistem oluyor. O yüzden kayıttan önce bahsettik ya, yapay zekada işte ortamın, environment dediğimiz şeyin öğrenilmesi gerekiyor yapay zeka tarafından. Tabii algoritmaya göre ve çözmemiz gereken soruna göre değişir. Network ile sistem birleştiğinde kombinasyon olarak sonsuz olasılık oluştuğu için üzerinde çalışan yazılım, mesela bir veri tabanı da buna dahil olabilir. Network'teki başka bir konfigürasyon da buna dahil olabilir. Ve konfigürasyonlar da sonsuz. O yüzden burada insanın öğretmesi diye bir şey söz konusu olamıyor bu tür senaryolarda. Orada da kendi kendine öğrenen algoritmalar kullanılması lazım. Bunun için de bu tür algoritmaların öğrenmesi için de çeşitli laboratuvar ortamları tasarlamamız lazım. Burada tabii network ve sistemcilerin oluşturduğu bazı template'ler üzerinden çalışmalar yapılıyor. Mesela bizim senaryoda zafiyetler bulunan bir ortam simülasyonu oluşturuluyor. Bu bildiğimiz kullanılan bir network aslında. Bunu ayağa kaldırıyoruz ve orada çeşitli zafiyetlerin oluşması için bilinçli olarak bir müdahale yapılıyor. Çeşitli araç gelişlerle vesaire ya da konfigürasyonlarla. Ondan sonra da o sistem üzerinde yapay zekanın belli bir süre, bu birkaç gün de olabilir, birkaç hafta da olabilir, sistem üzerinde çalışarak agentları, yani ajanları vasıtasıyla zafiyetleri öğrenmeye çalışıyor. Bu şekilde deneye yanıla o zafiyetleri öğreniyor. Sonrasında da bunu biz herhangi bir diyelim ki müşteri ortamında ortama salıyoruz ve onun
bir şekilde testleri, penetrasyon testlerini yapabilmesini sağlıyoruz. Burada temel konu şu, yani siz ne öğretirseniz o onu öğreniyor özellikle. Tabii sonraki aşamalarda öğrendiğinin üzerine de katması mümkün. Bu da teknik olarak yapılabiliyor. Fakat genel olarak biz ne öğretirsek onu öğreniyor zafiyet olarak diyebiliriz. Yani burada da şunu diyebiliriz. Siz ne biliyorsanız ya da uzmanlığınız hangi seviyedeyse yapay zeka da muhtemelen oraya kadar öğrenecektir. Tabii keşif kısımlarını saymazsak, yani kendi güvenlik zafiyetlerini bulma senaryoları da var. Zero Day üzerinde de bazı yapay zeka araştırmaları var. Aslında henüz bilinmeyen bir zafiyeti de teknik olarak bulabilir yapay zeka. Fakat hani challenge seviyesi biraz yüksek orada. Kısa sürede yapılabilecek bir şey değil. Teşekkür ederiz. Alper Bey, yapay zeka açısından yani bu bağlamdaki konuyla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bu tarafla alakalı. Şimdi şöyle aslında hani az önce de demiştim ya burada süreçler çok uzun diye network tarafında hani bir problem yaşandığında bunu tespit etmek. Aslında burada işte yapay zekanın önemi ön plana çıkıyor. Orada bütün sistemi izleyen ve gerektiğinde yani bir problem yaşandığında network kaynaklı bir network admininin kalkıp işte o switch'i yanına gitmesi, network'e bağlanması, switch'e bağlanması, hatayı tespit etmesi ve daha sonra bunun önlemini alması ciddi bir süreç. İşte biz burada bu süreci bir yapay zeka sistemine devredebilirsek burada çok ciddi bir avantaj kazanmış oluyoruz aslında. Burada da önemi çok büyük aslında yapay zekanın. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. O zaman diğer soruma geçeyim izninizle. Bu konu birazcık aslında derin bir konu. Daha öncesinde Alper Bey'le de Cihan Bey'le de üzerinde biraz konuşmuştuk. Burada farklı bir konu olduğu için katılımcılarımızın da açıkçası konuyla ilgili fikirleri olsun diye sormak istedim. Yani webinarımıza da sormak istedim. Güvenliğin güvenliği konusunda ne düşünüyorsunuz? Nasıl değerlendirirsiniz güvenliğin güvenliğini? Alper Bey başlasın. Tamam. Şimdi şöyle aslında güvenlik dediğimiz tek bir kelimeden oluşsa da aslında tek başına bir yapı değil güvenlik. Güvenlik birden çok sistemin birleşmesiyle meydana gelen bir yapı. İşte bunun içinde farklı uygulamalar var. CM'i var, SOAR'ı var, NDR'ı var, XDR'ı var. Bir sürü farklı farklı sistemler var. Şimdi burada siz şunu yapamazsınız. Ben bütün sistemleri satın aldım. XDR'ı da, NDR'ı da, SOAR'ı da, CM'i de artık ben güvenliyim diyemiyorsunuz. Neden? Burada gerçekten bu sistemleri bir araya getirirken çok ciddi bir planlamayla bir araya getirilmesi gerekiyor. Yani gerçekten siz bu ürünleri satın aldığınızda güvenli olmuyorsunuz. Bu sistemleri doğru bir şekilde kombine ettiğinizde aslında güvenli hale gelebiliyorsunuz. Ancak burada işte güvenliğin güvenliği bu kombinasyon doğru yapılırsa sağlanabilir. Teşekkürler. Cihan Bey siz ne düşünüyorsunuz? Nasıl değerlendirirsiniz? Evet. Alper Bey network tarafında topoloji üzerinden yorum yaptı. Topolojinin doğru kurulması ve o kullanılan ürünlerin güvenliğini sağlanması ya da mesela güvenlik tarafında basitçe şöyle diyoruz aslında. Bir firewall satın almak sistemin güvenliğini sağladığı anlamına gelmiyor. Kesinlikle. O firewall'un uzmanı değilsen bir işe yaramıyor. Ya da antivirüs aynı şekilde. Benim bilgisayarımda yapay zeka çalışmalarımdan dolayı belki on binlerce zararlı yazılım var. O yüzden çünkü dataset diye bir şey var bizde malware analist tarafında. O dataset için zaten gerçek virüsleri falan bilgisayar ortamına dahil etmen lazım. Yani bilgisayarda virüs cirit atıyor. Yani güvenlik sadece bu değil. Neyi nasıl yaptığınla, koruduğunla, izole ettiğinle alakalı. Ama diğer taraftan şu da var. Şimdi ben yazılım güvenliği tarafındayım. Ben networkçü değilim, sistemci değilim. Yazılım geliştiriciyim ve güvenli yazılım geliştirme tarafındayım uzun yıllardır. Orada bu tür bahsettiğimiz ki sektörde de bulunan güvenlik yazılımlarının zafiyetlerini mesela konuşabiliriz. O güvenlik yazılımları da hackleniyor.
hacklenebilirler. Çünkü onlar da birer yazılım ve hacklenebilirler. Dijital verinin olduğu her şey hacklenebilir. Bunların güvenliği üzerine konuşulabilir. Ve yine yapay zeka ile bağlarsak, yapay zeka bu tür sistemlerin güvenlik zafiyetini de araştırabiliyor. Mesela Zero Day araştırmalarından bahsetmiştik. Çünkü yapay zeka bir insan gibi bakmıyor olaya. O sadece bulduğu şeyi test etme odaklı ve onların kombinasyonlarını hesaplama odaklı yaklaşıyor. Mesela bir insanın birkaç yüz bilgisayarlık ya da daha karmaşık bir ağı inceleyebilmesi, oradan gelen logları analiz edebilmesi teknik olarak mümkün değil. O yüzden çeşitli araç gereçler kullanıyorlar. Yazılımlarla süreçleri daha otomatize etmeye çalışıyorlar. O yüzden ekipler var. Bir kişi değil, birden fazla kişinin olduğu ekipler çalışıyor. Gece gündüz, hatta gece vardiyası, gündüz vardiyası. Sebebi o saldırı ya da herhangi bir sorun olduğunda müdahale edebilecek aksiyon halinde olmak, monitoring sürecinde. Yapay zeka için buna, yani yapay zeka odaklı baktığımızda bu tür güvenlik yazılımlarını da kullanarak işi çok daha hızlı bir şekilde real time yapabilme yeteneği oluşuyor. Ve yaptığı üzerinden mesela monitoring ya da log analizleri bunlardan öğrenip sonraki saniye içerisinde öğrendikleri üzerinden çok daha karmaşık hesaplamalar yapabilme yeteneğine sahip. İnsanın sınırlarının ötesine geçmiş oluyor zaten kapasite olarak. Bu nedenle faydalı. Diğer taraftan güvenliğini şöyle de düşünebiliriz. Mesela yapay zeka da güvenlik tarafında evet işe yarıyor. Hack de yapabiliyor, güvenlik analizi de yapabiliyor. Yani savunma odaklı da kullanılabilir, hack amacıyla da kullanılabilir. Ama bu geliştirdiğimiz yapay zeka sistemleri de hacklenebiliyor. Yani hack yapan bir yapay zeka da hacklenebiliyor. Bununla ilgili bazı demolar yayınlamıştım benim YouTube kanalımda, Cyber AI başlığında. Orada aslında mesela bir tanesi görüntü üzerinden yapay zeka çalışması yapıyor. Fakat o yapay zeka modelini de biz hackleyebiliyoruz. Bu da AI security başlığı. Yani sisteme hackleyen bir hacker var. O hacker'ı hackleyen bir yapay zeka var. O hackleyen yapay zekayı da hackleyebilen bir yapay zeka mümkün. Yani bu da AI security nihayetinde. Bunun bir sonu yok. Loop. Evet. Loop. Ve onu da nihai olarak bir insan geliştiriyor. Yani o insanı da yapay zeka hackleyebiliyor. İnsan da o yapay zekayı hackleyebiliyor. Böyle bir sonu yok zaten. %100 güvenlik diye bir şey yoktur kuralı var ya, bu değişmiyor. Zaten şimdi şöyle bir takım çözümler çıkmaya başladı üreticilerde. Şimdi siz bir yapay alan oluşturuyorsunuz yapınızda. Hacklendiğiniz zaman otomatik olarak hacklendiğiniz, yani playbook dediğimiz bir senaryo. Bu senaryoyu devreye aldığınız zaman hacker'ı otomatikman o yapay alana yönlendiriyor sistem. Ve hacker aslında sizin sistemlerinize eriştiğini sanarak o yapay zeka destekli alanda bir takım eylemler gerçekleştiriyor. Aa diyor, işte sistemlere girdim, SQL'e girdim, veri çaldım. Aslında o attığınız bir yem orada ve yapay zeka kontrolünde bu sistemler. Şimdi yavaş yavaş birçok kurum bu tür yapılara geçmeye başladı bu anlamda. Teknolojide ilerledikçe artık bunlara aslında imkan verebiliyor sistemler. Ciddi yatırımlar yapılıyor bu tarafta da. Bu bahsettiğimiz honeypot olayı. Aynen öyle. Dediğiniz aynen gibi. Türkçesi bal küpü. Bal küpü, evet. Burada da evet aslında network tarafında, belki sistem tarafında daha çok gereken bir şey olabilir. Bunun üzerine de yapay zeka çalışmaları var. Hani biz otomatik bir şekilde honeypot oluşturabilir miyiz? Hı hı. Ama honeypot'un konfigürasyonları biraz yani süreçleri biraz senaryo bazlı ilerlediği için o senaryoyu dinamik üretebilecek bir yapay zeka olmasından bahsediyoruz. Hı hı. Yani teknik olarak mümkün yapay zekayla da. Yazılım tarafında da kullanılabiliyor. Ama şu da var. Bulunduğu ortamı analiz edebilen ve çıkarımlayan yazılımlar da mevcut. Hı hı. Yapay zeka da mevcut. Yani kendisinin bir honeypot'ta olup olmadığını anlayabilen bir yapay zeka da yapılabiliyor. Bu da davranış analizleriyle oluyor. Şimdi dediğiniz güvenlik tarafında doğru.
Katılıyorum. Ama yapay zeka da bunu öğrenebiliyor. Hatta karşımda robot var diyor aslında bir nevi. Evet. Bir nevi. Hatta Gözde'yle konuşurken bir teori üzerine şunu söylemiştim. Mesela bir güvenlik yazılımı geliştirdik. Bu zaten günümüzde olan bir şey aslında. Hı hı. Bulunduğu ortamda mesela penetrasyon yazılımlarının olup olmadığını kontrol etmek. Bunu yazılım yapabiliyor. Hı. Ya da bir sanal makinede olup olmadığını kontrol edebiliyor. Normal yazılım bile yapabiliyor. Yapay zeka daha fazlasını yapabiliyor. Bulunduğu ortam bir laboratuvar ortamı ise mesela orada diğer kurulumlarını da gerçekleştirmiyor. Çünkü diyor ki benim diyelim ki DLL yani kaynak koduma erişmeye çalışıyor bu ortam. Bir laboratuvar var burada. O yüzden yazılımın geri kalanını download etmiyor mesela. Kendini korumaya alıyor. Yani ekran görüntüsünü alınmasını engellemeye çalışan bir Netflix gibi aslında. Siz ekran screen share almaya çalışırken orayı siyah yapıyor mesela. Yakalayamaz. Bunun gibi. İki tarafta çalışıyor. Saldırgan da savunmacı da. Burada da aslında gene yani insanın ötesine geçen senaryo şu. Yayından önce bahsettim ya oyun teorisi ve simülasyon. Yani siber güvenlikte yapay zekada oyun teorisiyle simülasyon. Burada şöyle yapıyoruz. Bir saldırgan var. Bir de savunucu var. Attacker ve defender. Defender. Birisi sürekli saldırı üretiyor. Öbürü de savunmaya çalışıyor. İkisi de GPU üzerinde çalışan agentler aslında. Yapay zekadaki agentler. İki tarafta yapay zeka. Birisi saldırı tekniklerini öğreniyor ve sürekli saldırıyor karşı tarafa. Öbürü de savunma tekniklerini öğrenip savunmaya çalışıyor sürekli. Bunların arasında yarışlar yapılıyor. İşte biri 1-0, ondan sonra eşitliyor vesaire. Böyle sürekli öğrenebildiğini düşünelim. Zaten insanın çok ötesine geçmesi çok zor değil. Bu tür GPU üzerinde belki günde on binlerce senaryoyu, mesela Alper Bey dedi ya network üzerinde işte playbook, bu benim bildiğim tarafta mesela attack graph dediğimiz topolojilerin üretilmesi. İşte playbook aslında aynı şey. Attack graph'ı üretmek için de yapay zeka kullanabiliyoruz. Çünkü saldırmak istediği sistem üzerinde ne tür konfigürasyonlar var, ne tür yazılımlar ve network sistem bilgileri, işte konfigürasyonlar var. Hepsini öncelikle alıyor. Ondan sonra bunun üzerinden otomatik bir topoloji üretmesi gerekiyor. O topoloji üzerinden saldırı senaryosunu oluşturuyor. Böyle derinlemesine girilebilir ama senaryo karışık. Devamı gelecek gibi zaten bekledik öyle. Evet. Tamam, peki. Diğer soruma geçiyorum. Siber kriz müdahale planı ayrı ayrı soracağım size gene. Sizce nasıl olmalıdır? Başlayayım isterseniz. Şöyle, bence ben hep şuradan örnek veririm. Şimdi havacılık sektörü aslında buna bir örnek. Ben çok takdir ederim havacılık sektörünü. Pilotların yanında bir kitapçık vardır. Bu kitapçık aslında kriz yönetim kitabıdır. Yani uçakla ilgili içinde her türlü kombinasyon, her türlü senaryoya göre bir takım prosedürler yazılmıştır. İşte siber güvenlikte de aslında bir kriz anında siz o bütün kriz olasılıklarını dokümante etmeniz gerekiyor. Yani bir kitapçık haline getirmeniz gerekiyor. Şurada şöyle bir senaryo ile karşılaştığımda ne yapacağınızı, hangi personelin, hangi birimin nasıl hareket edeceğini bir doküman halinde yazılı olması gerekiyor. Ve bu senaryo gerçekleştiğinde o dokümantasyona bağlı kalınması gerekiyor. Eğer bunu yapmadığınız sürece sonuca ulaşmanız zaman alıyor, vakit alıyor. Burada da ciddi anlamda bu süreç ne kadar uzarsa aslında para kaybediyorsunuz, prestij kaybediyorsunuz. O anlamda bence kriz müdahale planının kesinlikle yazılı olması gerekiyor ve günden güne de güncellenmesi gerekiyor yeni senaryolara, yeni teknolojilere göre. Aynı soruya ben yazılım tarafından cevap vereyim. Güvenli yazılım geliştirme senaryolarında
güvenli yazılım geliştirme eğitimleri ya da danışmanlıkları verirken özellikle belli bir politikaların olup olmadığını soruyorum. Çünkü güvenlik politikaları yazılım geliştirilmeden önce yazılmış olması gerekiyor. Bu güvenli uygulama geliştirme politikaları listesi gibi düşünebilirsiniz. Mesela basitçe database tarafında kullanılması gereken ya da uyulması gereken kurallar, hangi nesne yapılarının kullanılacağı, bunların nasıl kullanılacağı, diyelim ki store procedure kullanacak, bu bir kural. Mesela çok kritik yerlere eğitim veriyorum. Bakıyorum pure SQL kullanıyor. Yani store procedure bile kullanmıyor mesela. Bunu gereksiz gibi görebiliyor. Neden diye sorduğumda cevap yok. Çünkü neden kullanıldığını bilmiyor gerçekten. Hı hı. Ya da kullanılması, güvenlikteki avantajlarını falan. Ha, prosedür de hacklenebiliyor. O ayrı bir hikaye ama belli ölçüde bazı güvenlik filtrelemelerini yapmamızı sağlıyor. Bunları sisteme her yazılımcı eklendiğinde otomatik olarak o dokümanlara göre kültüre adapte olabilmesi için bunların o politika listesinde olması gerekiyor. Herkes geldiğinde bakacak. Mesela frontend tarafında uyulması gereken kurallar. Kodu yazarken, dokümantasyonundan tut güvenliğine kadar. Backend'de endpoint geliştirirken vesaire uyulması gereken kurallar. Hangi katmanlar olmalı, ne tür aksiyonlar alınmalı. Database tarafında aynı ve genel olarak işte penetrasyon ve kullanılacak araç gereçler. Bunun da haricinde bu hani normal yazılım tarafı, tabii network sistem, bunlar hepsi birbiriyle girift. Mesela bazı senaryolarda işte gece 2-3'te de müdahale etmemiz gerektiği şeyler olabiliyor. Bir ülke çapında çalışan bir e-ticaret altyapısının diyelim serverları hacklenmiş. Aslında database'i hacklenmiş, database'i komple almışlar. Ve sebebini araştırdığımızda benim ilk sorduğum soru bu database'e, çünkü sistem tarafı hacklenmemiş. Yani server hacklenmemiş aslında. Belli ki database'den müdahale edebilmiş sadece hacker. Database'i değiştirmiş, sunucuya erişememiş. O yüzden ilk sorduğum şey, sunucu dışarıya açık mıydı? Yani IP üzerinden. Sonra işte hayır vesaire vesaire dedikten sonra ortaya çıkıyor ki sunucu IP'sini dışarıya açmışlar ve root yetkisi olan kullanıcı disable durumda değil. Mesela SQL Server'da SA diyelim. Disable değil. Haliyle IP açık dışarıdan erişime, kullanıcı adı default, karşı taraf ya da otomatik bot sadece basit bir brute force denemesiyle şifresini kırıp database'e erişiyor. Otomatik bir script çalıştırıyor ve bütün database'i siliyor. Sonra diyor ki şu Bitcoin hesabına bu kadar. Evet. Yani aslında çok basit önlemler. Ama bunlar çeşitli protokollere dökülmediği için, güvenlik protokollerine, işte başa bela olabiliyor. Aynen. Ben de bir şey anlatayım çok kısaca. Bir Türkiye'nin çok büyük kurumlarından bir tanesi, adını vermeyeceği bir kurum tabii ki. Bir müşteri memnuniyet anketi yayınlıyorlar. Ve anket aslında bir şöyle bir dosya. Dosyayı indiriyorsunuz, anketi dolduruyorsunuz, sonra gidiyorsunuz, upload ediyorsunuz web sitesi üzerinden. Ve bu upload kısmında herhangi bir işte exe'yi kapatmışlar, com'u kapatmışlar, belli dosyaları kapatmışlar ama mesela script çalıştırmayı engellememişler orada. Oradan script çalıştırarak hacker gidiyor, makinenin admin yetkisini alıyor. Yani aslında şey command prompt ekranı açıyor admin yetkisiyle ve kullanıcı oluşturuyor içerisinde. Sonra yatay olarak diğer makinelere atlamaya başlıyor. Bir güzel. SAM dosyasından admin şifresini kırdıktan sonra ve içeride 6,5 aya yakın kalmış. Hiçbir zararı yok. Yani tabii bilindiği kadarıyla bir zararı yok. Bir dosya silmemiş, bir şeye zarar vermemiş. Sadece görünen şu, yüklü bir data çıkışı var dışarı doğru ama hangi data çıktı, ne çıktı kimse bilmiyor. Yaklaşık 18 tane server'a erişmiş ancak bir zararı yok. 6,5 ayda kalmış içeride. Sonradan anlaşılıyor bu. Evet. Bunun database tarafından bir örnek vereyim. Mesela şimdi database'e çok ilkel bir yazılım gibi bakıyorlar genelde. Halbuki database serverları
bu SQL Server, Oracle vesaire bunlar işletim sistemi. Yani üzerinde çalıştığı işletim sistemini yönetebilecek kapasitede yazılımlar. Hı hı. Mesela SQL Server içerisinde XPJMD Shell diye bir extended prosedür var. Bu default olarak kapalıdır ve DBA admin tarafından aslında açılır ya da yönetilir. Normal geliştiricilerin erişememesi gerekiyor. Ama dışarıdan mesela hack senaryolarında şunu yapabildiğimi gördüğüm şeyler olmuştu. Sisteme SQL Injection'la giriş denemesi yaptığımda sistemde XPJMD Shell'i aktif ettim. Ondan sonra zaten sonraki aşama şu, direkt işletim sistemi üzerinde CMD'den, PowerShell ile ne yapabiliyorsan onun hepsini yapabiliyorsun. Network üzerinden, hatta espriyle şunu söylüyorum. Yani bu server'a bağlı network'te diyelim kahve makinesi varsa onu bile hacklersin. Hı hı. Çünkü bildiğin network kuralları dünyasına girmiş oluyorsun artık. Aynen. O işletim sistemi üzerinde database server sana bütün yetkileri veriyor. Hı hı. Diğer taraftan şu da var. Şimdi Alper Bey'in söylediği aslında sonraki senaryoydu. Ben önceki kısmını söyledim, protokoller. Ama ikisini birleştirmek gerekiyor. Önce bu saldırılar olmadan önce güvenliği oluşturmak için protokollerin oluşturulması. Sonra da aslında biraz yasal süreç, business'la alakalı kısımlar. Yani hacklendik. Diyelim ki şu senaryoda hacklendiğimde ben ne yapacağım? Orada avukatla mı görüşmem gerekiyor? Yasal olarak ne tür metin duyurmak zorundayım? Hani bazı işte halka açık yerlerde duyuru yapılmak zorunda ya. Hı hı. Gibi gibi. İşte gece 3'te olursa bu tür senaryoda diyelim ki işte database ile şöyle bir sorun olursa kim ilgilenecek? Bunların hepsinin detaylı bir şekilde aksiyon planının çıkartılması. Hem öncesi hem sonrası. Diğer taraftan belki şu da olabilir. Bu bildiğimiz business tarafı ama bir de ülke altyapısı var. Ülke altyapısı daha da problemli. O ne olacak mesela? Çünkü bizim müdahalemizde olan bir şey değil. Biz doğru. Yönetmiyoruz orayı. İşte devasa kaynaklara sahip bir ülke diyelim. Çok yani isim vermesek de zaten kimler olduğu belli kapasite olarak. Ciddi bir yani ülkeye donanımsal altyapıdan işte network altyapısına bir saldırı olduğundan olacak mesela. Ya da bunların testleri yapılıyor mu? Hı hı. İnsanın yapamayacağı belli. Değil mi? Milyonlarca cihaz ve onların bağlı olduğu bir network altyapısı devasa. O zaman nasıl yönetilecek bu? Teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa ben diğer soruma geçiyorum. Hı hı. Network alanında yapay zekaya duyulan ihtiyacı nasıl değerlendirirsiniz? Alper Bey, önce size sorayım bunu. Hı hı. Ben. Şimdi şöyle, aslında network tarafında yapay zeka bir süredir kullanılıyor. Nerede? Özellikle veri merkezi networklerinde bu var. Çünkü neden? İnsan faktörünü minimuma indirmek için aslında bir takım yapay zeka sistemleri geldi. İşte bunlar neler? Campus network içinde geldi. İşte siz bir gidip sisteme bir örnek veriyorum. Bir IP telefon bağladığınızda network'e, sistemin onun bir IP telefon olarak algılayıp onu ilgili network konfigürasyonu, ilgili VLAN alması gerekiyor. Ve siz böylece aslında insan müdahalesini devre dışı bırakmış oluyorsunuz. Bir takım işte yapay zeka senaryoları network'le hala uygulanabiliyor. Sadece bu da değil, şu da var. Mesela bir Wi-Fi network'ü üzerinde biz artık şunu da tespit edebilir hale geldik. Öncesinde işte kullanıcılar şöyle bir şikayetle gelebiliyorlardı. Diyorlardı ki benim Wi-Fi'im kopuyor sürekli. Ama işte bu Wi-Fi'nin kopmasının sebebi ne? Yani kullanıcının bilgisayarından mı kaynaklanıyor? Bir interfere mi var orada? Aslında biz bu problemin kök nedenini yapay zeka yardımıyla tespit edebiliyoruz. Birçok üreticide buna benzer sistemler var. Bu sistemler aslında size yapay zeka kullanarak bu sorunun neden kaynaklanabileceğini söyleyebiliyorlar. Ya da dediğim gibi işte insan faktörünü devreden çıkararak ya da minimuma indirerek otomatik konfigürasyon yapmamızı sağlıyor.
oluyor yapay zeka. Network'te şu an yapay zeka mevcut ama gitgide artık bütün network sistemleri, bu çok büyük networklerden tutun küçük networklere de geleceğini tahmin ediyorum önümüzdeki senelerde. Artık bütün networkler yapay zeka ile yönetilmeye başlayacak. Şu an ciddi anlamda da zaten başladı bu süreç, özellikle veri merkezleri için. Cihan Bey, sizin değerlendirmenizi evet. de rica edelim. Tabii. Network şu an biz penetrasyon odaklı bu çalışmaları yapıyoruz. Aslında network üzerinden güvenlik zafiyetlerini arama. Tabii güvenlik, network ile sistem bizim senaryoda bir olarak bakıyoruz. Tek başına ele alınamayacak kadar girift. Bir network'teki herhangi bir cihaz üzerinden işte oradaki kurulu olan yazılımların güvenlik zafiyetlerini araştırmaktan tut, oradan başka bir bilgisayardan bilgisayara aktarma ya da network atlama zafiyetleri ve benzeri, bunların hepsini kontrol edebilecek bir hacker üzerine çalışıyoruz. Az önce aslında ilk başta bahsettiğim senaryo buydu. Biz ona öğretiyoruz. Network kompleks bir şey olduğu için laboratuvar ortamında o konfigürasyonların kendisinin öğrenmesini sağlıyoruz, zafiyetlerin. Sonra da öğrendikleriyle network gibi karmaşık girift ortamlarda o zafiyetleri araştırmasını sağlıyoruz. İnternetteki mesela güvenlik zafiyetlerinin bulunduğu database'lerden bu verileri çekiyor, çeşitli exploit'lerini falan. O zafiyetleri bulduğu yerlerde uygun şartlar varsa o exploit'i çalıştırmak için ilgili exploit'i indirip onu sistemi manipüle etmek için kullanıyor. Mesela onun üzerinden diyelim bir IOT sisteme geçebiliyorsa bu sefer IOT zafiyetlerin üzerine kendini güncelliyor ve oradan saldırıları devam edebiliyor. Bu şekilde düşünülebilir. Detaya gireyim mi? İstiyorsanız tabii ki. Yani istersen farklı sorularla açabilirim. Tamam bence de olur. Zaten network'le alakalı sorularımız var ki katılımcılarımızdan da soru sormak isteyen olacaktır. Onların da sorularını alırız. Bir sonraki sorum, bir kurumdaki güvenlik sadece güvenlik ekipleri tarafından mı sağlanır? Güvenlik ekibinin varlığı kurumun güvenliğinin sağlanması için sizce yeterli midir? Burada ben bir gerçekleşmiş hikayeyle başlayayım. Bir firma, global, devasa bir firma, kaynak kodları sadece sınırlı kişiler tarafından erişilebiliyor. Ve hatta güvenlik eğitimlerinde de senaryo olarak anlattığım örneklerden. Devasa bir firma ve bunun birileri bunların kaynak kodlarını hedefliyor. Yani algoritmaları çalmaya çalışıyor. Genellikle de bu tür çalışmalar zaten bir kişi, grup tarafından değil, bir devlet tarafından yapılır, finanse edilir. Tabii ki karşı taraftaki firmada devasa ve güvenlik tarafında çok sık altyapısı olduğu için kolay değil o kaynakları çalabilmek. Senaryolarda şöyle, normal sistemlere, teknolojik altyapıya saldıramıyorlar. Çünkü güvenlikli olduğunu herkes biliyor. Yani deniyorlar ama olmuyor. Oradan işte kapalı, yani kaynak kodlar kapalı, internete kapalı olan ortamlarda, serverlarda saklanıyor. Haliyle dışarıdan erişemeyeceğini biliyor. Fakat hacker bakışında imkansız diye bir şey yok. Bir şekilde fiziksel saldırı tekniklerini dahil ederek enformasyon çalışmalarını dahil ederek bunları hacklemeye çalışıyorlar. Senaryo şöyle işliyor. Bir sekreter o sistemde, bilirsiniz sekreter iletişim süreçlerini yönettiği için haliyle herkesin iletişim bilgileri onda var. Bir Excel üzerinden olduğunu düşünün. Ve kaynak kodlara erişebilecek kişilerin fiziksel adresleri, adı soyadı, telefon, e-mail adresleri vesaire o sekreterde var bir şekilde. O sekreterin herhangi bir şekilde hiçbir yere erişebilme yetkisi yok. Fakat elinde servet değerinde o Excel bilgisi var. Hackerlar bu kişiyi hedefliyor ve onun elinden o Excel verilerini çalıyor. Sonrasında bu listelerdeki
kaynak koda erişebilecek olan kişilerin fiziksel adresleri ve IP işte network altyapıları, ki bunlar evleri olabilir, böyle düşünebilirsiniz. Evleri hedef oluyor ve onların sistemlerine sızıp onların sistemleri üzerinden o firmanın kaynak kodlarının bulunduğu kapalı serverlara erişiyorlar ve kaynak kodları çalınıyor. Bu hacklenen firma Google. Bahsettiğim kişilerde Google'daki o çekirdek algoritmalara, arama algoritmalarında çalışmak üzere erişimi olan algoritma geliştiriciler. Genelde işte yapay zeka tarafında işte profesör, akademisyenler falan oluyor Amerika'da. Onların evdeki kişisel bilgisayarları hackleniyor bu sayede. Onlar üzerinden de kaynak kodlara erişiliyor. Ve saldırıyı kimin yaptığını da tahmin edersiniz zaten. Bu tür senaryolar mümkün. Soruyu tekrar edersen Gözde, biz sohbet ediyoruz, senin hatırlatman lazım. Yok şey, benim internetimden de olabilir, bilemedim ama bazen ses geriden geliyor. O sırada yakalamakta zorluk çekiyorum da, kusura bakmayın lütfen. Evet. Şunu söyledim. Güvenlik ekibinin varlığı, bir kurumdaki güvenlik ekibinin varlığı yeterli mi? Güvenliğin sağlanması için. Sorun buydu aslında. Benim verdiğim örnek de en zayıf halka örneğiydi. O kişi mesela sekreter güvenlikçi değildi, olmasına da gerek yoktu. Fakat onun tuttuğu veriler hedef olabiliyordu ve sistemin hacklenmesine sebep olabiliyor. Bu nedenle benim cevabım kesinlikle güvenlik genel bir konsept. Hani kapıdaki normal fiziksel güvenliği sağlayanla siber güvenliği sağlayan arasında bir fark yok. Hepsi bir bütün. Teşekkür ederiz. Alper Bey, sizin de düşüncelerinizi. Şöyle, ben de başımdan geçen bir şey anlatacağım. Şimdi ben yine Türkiye'nin büyük firmalarından, çok büyük firmalarından bir tanesi, belki en büyük firmalarından bir tanesi olabilir. Orada uzun bir süre danışmanlık yaptım. Şöyle aslında, siber güvenlik departmanları Türkiye'de, belki bu finans kurulumlarında birazcık daha farklı olabilir ama yurt dışına ve Avrupa'ya ile kıyasladığımızda biraz farklı. Yani neden farklı? Çünkü güvenlik birimleri yazılım, sistem ve network'ten tamamen bağımsız çalışıyorlar. Sanki bir noter gibi, işte biz şurada şöyle bir tanım yapacağız. Güvenlik birimi, hey senin için bu uygun mu? Güvenlik birimi bakıyor, evet bu benim için uygun diyor ve bu işlem yapılıyor şeklinde hareket eden bir yapı gibi aslında birçok kurumda. Bu işte bahsettiğim çok büyük kurumda da geçerliydi. Burada şöyle bir durum var aslında. Siber güvenlik sadece hackerlar tarafından, yani kötü niyetli bir kişi bilgisayarın başına oturup size zarar vermesi bir yana, evet bu gerçekleşebiliyor ama bir de aslında yapısal eksikliklerden dolayı da siz güvenlik zafiyeti oluşturuyorsunuz. Bu güvenlik birisinin bir eylemiyle olmayabilir, kendiliğinden de var olabilir. Bu da sizin güvenlik direncinizin aslında zayıf olduğunu gösteriyor. Nedir bu? Mesela bir kurum düşünün. 80 bin tane canlı client var. Günde çalışan device var daha doğrusu. Client demeyeyim. Bunun içinde IP kamerasından tutun IP telefonla ve bilgisayarlar, sunucular da dahil 80 bin client'ın olduğu bir kampüs. Türkiye'de bir yer burası. Burada şöyle bir durum oluyor. Bir gün makinelerin birçoğu network'e giremiyor. IP dahi alamıyorlar. Ve 80 binde bu %10 olduğunu düşündüğünüz zaman çok ciddi bir rakam. Network'e bağlanamayan 8 bin kişiye yakın bir client'a yakın bir sistem düşünün. Arıza çıkmış ve 8 bin tane cihaz network'e bağlanamıyor. Araştırılıyor. 3 gün sürdü bunun araştırılması. Neden oldu diye. Acaba siber güvenlik açığımız mı vardı? Atak mı yedik? Hackleniyor mu yüzdendi? İşte kriz masaları oluşturuldu. Ciddi araştırmalar yapıldı. Ve sorun nereden çıktı? Anlatayım size. Çok komik. Kullanılan network switchlerinin bir modelinde maksimum MAC adresi limiti 8000'miş. Yani 8000'den fazla MAC adresi tanımlanamıyor switch üzerinde. Buffer'ı 8000'in üzerinde MAC adresi alamıyor. Ve burada bir konfigürasyon yapılırken oradaki bir ITC'nin, networkçünün
konfigürasyon eksikliğiyle bütün VLAN bilgisi, tüm MAC adres bilgisi, 80 bin tane MAC adresi var. Bu switch'e aktarılıyor. Ve switch aslında ne yapıyor biliyor musunuz? Kilitleniyor buffer'ı şiştiği için ve gidip network'ün içerisinde anlamsız paketler üretmeye başlıyor. Yanındaki switch'in CPU'su %100'e çıkıyor, öbür switch'in %100'e çıkıyor ve onlar da bu bozuk paketleri, saçma paketleri dağıtmaya başlıyorlar. Bütün network neredeyse iniyor aşağıya. Ne oldu? Hiçbir kötü niyetli kişi yok, hacker yok, hiç kimse yok ama tamamen bir yapısal eksiklikten dolayı bu meydana geliyor. İşte bence security departmanının sistem tarafında, yazılım tarafında ve network tarafında üstünde bir birim olması ve yapılacak olan konfigürasyon değişiklikleri ya da uzun vadede yapılacak olan yatırımların bile, yani tasarlanan topolojinin bile oradan onay alınarak ya da fikir danışılarak yapılması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bence security sadece security departmanında değil, birimlerde de çok önem arz ediyor. Yani network tarafı security departmanına tam anlamıyla şeffaf olamazsa ve yapılacak olan topolojiler aktarılmazsa işte oradaki bir zayıf halkadan aslında etkilenmiş oluyorsunuz. Bence bu tamamen bir takım oyunu ve bütün departmanların içinde olması gerekiyor security'nin. Sadece security departmanında bitmiyor iş aslında. Teşekkür ederiz. Bu bakış açısı güvenliğe içeriden bakmak. Çünkü genellikle güvenliğe dışarıdan bakar. Yani işin uzmanı olmayan firmalar hep dışarıdan penetrasyon yaptırma üzerine plan yapar. Halbuki hack senaryosu içeriden de olabilir. Hı hı. Yani birkaç yüz tane çalışanı olan ya da iki tane de çalışanı olabilir, fark etmiyor. İçeriden o hack, veri çalma senaryoları olabilir. Bunlar büyük bankalarda da yaşandı. 2010'lar gibi. Mesela büyük bir bankada, şu an Türkiye'de bulunmayanlardan, bunların para transfer işlemlerini gerçekleştiren, diyelim ki Money Transfer DLL diye bir dosya olduğunu varsayalım. Yazılımcılar geliştiriyor bunları. Ve bu yazılımcılar normal geliştirmeyi yaparken işte dikkatli bir kullanıcının gözünden şu kaçmıyor. Bakıyor ki hesabında sürekli küsuratlar üzerinden işlemler yapılmış. Yani hiç kimse dikkat etmez ya. Diyelim ki 892 lira 55 kuruş. O 55 kuruşu kimse hatırlamaz. Ama hatırlayan birileri vardır. İşte onlardan bir tanesi, müşterilerden birisi bir bakıyor, hesaplarda bir sıkıntı var. O küsuratlar değişiyor sürekli. Bunu bankaya bildiriyor. Banka da o zamana kadar farkında değil. Sonra geriye doğru bir analiz yapıyorlar. Ve gerçekten öyle bir şey olduğunu. Bunun sebebinin de o para transfer işlemlerini gerçekleştiği, diyelim ki DLL olduğu ortaya çıkıyor. Bunu yapan kişi de içeriden bir yazılımcıymış. Mesela yaptığı şey de gayet basit. O DLL'i diyelim ki yazılımı geliştirirken bir atlatma koymuş. Ve çeşitli birkaç aylık periyotlarda orada biriktirdiği küsuratları başka bir hesaba aktarıyor. Küsuratlar üzerinden zengin olunabileceği matematiksel olarak belli zaten. Bu da öyle. Sonradan bayağı üzerine sıkıntı yağdırmışlar, o ayrı, ama teknik olarak bunlar mümkün. Ya da işte İran, yıllar önce gerçekleşen bu İran'ın başına gelen nükleer santrifüjlerin patlatılması vesaire. Orada da benzer senaryo. Normalde yer altında olduğu için bunlar dışarıdan erişilebilir değiller. İnternete açık değil. O yüzden fiziksel olarak girilmesi gerekiyor. Buna da hava boşluğu deniyor güvenlikte. Hava boşluğu, yani orada dışarıdan bir internet erişimi olmadığı için o hava boşluğu var. Oradan nasıl geçeceksin gibi bir senaryo. Burada da mesela fiziksel olarak işte filmlerde gördüğümüz o USB gibi bir senaryo ile içeriye bir, sanırım Rus bilim insanı orada çalışan, o fiziksel olarak giriyor. Artık tehditle mi, şantajla mı, yoksa bir şekilde ikna edilerek mi, parayla. O giriyor içeriye ve USB sisteme taktığında bir
Stuxnet dediğimiz bu yazılım, virüs bulaşıyor. Sonra aylar boyunca içeride çalışıyor. Aslında zarar artık içeride. Hani hacker içeride. Sonra da manipüle ediyor. İçerideki verileri hafızasına alıyor. Normal görünen şeyleri bir öğreniyor. Aslında biraz yapay zeka var burada. Öğrendikten sonra da arka planda onların derecesini artırıyor. Soğutmayı bir nevi dizeyi bulduruma getiriyor. Derece artıyor ama oradaki mühendisler, bilim adamları hep normal gibi görüyor. Ekranları çünkü öyle yansıtıyor. Bunun tabii geçmişi de var, çok detaylı hazırlanmış vesaire. İşte Siemens'in güvenlik zafiyetleri olan bazı donanımları üzerinden yapılmış gibi. Ama içeriye bakmak lazım. Bu database tarafında da böyle. Mesela güvenlik eğitimleri verirken hep dışarıdan bakıyorlar olaya. Diyorum ki mesela 7 yıl önce bu database'e eklenmiş bir zararlı kod. Bu JSON formatında olabilir, JavaScript olabilir, HTML olabilir, fark etmiyor. O zararlı kod 7 yıl önce girmiş oraya. Çünkü o zaman sizin sisteminiz diyelim güvenlik zafiyetlerine açıkmış. Yani o zaman yokmuş ama veri orada duruyor. Sen geliştirici olarak bütün önlemlerini aldın ama 7 yıl sonra o database'deki o veriye bir sorgu çektin ve onu kullanmaya çalıştın. Farkında değilsin. Kullanmaya çalıştın, 7 yıl sonra hackleniyorsun. Gibi. Yani içeride her şeyin düzenli olarak kontrolden geçirilmesi de gerekiyor. Teşekkür ederiz. Bu arada katılımcılarımızdan Pınar Hanım bir soru sormuş. Onu sorayım. Her gün DMZ IP'lerinde yaygın SQL injection saldırıları görebiliyoruz. Ancak örneğin belli bir HTTP saldırısı için ilk kez ya da nadiren gerçekleştiğinde bu anormalliği görmek istiyoruz. İmzaları ve IP'leri kümelemek istesek nasıl bir yol haritası çizmek gerekir? İmza ve IP'leri kümelemek. Burada soru network odaklı mı, SQL injection odaklı mı? Network'te Alper Bey'i bırakayım. Bence iki türlü de değerlendirelim. Network'ü Alper Bey değerlendirsin, SQL injection'ı siz değerlendirin Cemek. Olur mu? Şimdi oradaki kasıtı ne Pınar Hanım? Ben onu tam anlamadım. Şey, DMZ tarafındaki IP'ler üzerinde ne yapma? Saldırı odaklı direkt diye bir ekleme yapmış şimdi. Yani aslında orada şöyle, yani DMZ ortamına yapılan SQL injection tarafında IP tarafında sadece şunu yapabilirsiniz siz. Saldırının geldiği alanı coğrafi olarak da engelleyebilirsiniz. Bu da bir yöntem. Ya da saldırının geldiği IP bloklarını engelleyebilirsiniz. Yine kullanmış olduğunuz firewall üzerinden. Ama IP olarak başka herhangi bir şey yapamazsınız. Şu anda birçok kurum şunu yapıyor. Eğer sizin kullanmış olduğunuz yapınızda sadece ülke içerisinden bir erişim varsa sunucularınıza, o zaman coğrafi olarak şey yapabilirsiniz, engelleyebilirsiniz. Ne demek coğrafi olarak engellemek? Şunu diyebiliyorsunuz siz yapılarda, firewall'unuzda, işte Türkiye haricinde dışarıdan gelen tüm IP isteklerini blokla. Ne yapmış oluyor firewall? Ülke içerisinden gelen erişimlere izin veriyor. Onun dışarısında gelen tüm istekleri blokluyor. İşte bu Çin'den olabilir, Amerika'dan olabilir, Rusya'dan olabilir. Biz buna coğrafi olarak bloklama diyoruz firewall'larda. Bu mümkün. Yani coğrafi olarak IP'leri bloklayabiliriz firewall üzerinde. Eğer ya da sadece mesela bir müşterimiz var, biz yaptık bunu. Türkiye içerisinden erişim var, bir de Fransa üzerinden erişim vardı. Sadece iki ülkeden erişim açık. Onun dışındaki tüm ülkelere kapalı mesela sunucularına erişim. Başka hiçbir yerden erişilemiyor. Bu yapılabilir. Sesiniz kapalı. Gözde sesin gelmiyor. Evet, tamam. Bu arada şunu da belirtmiş. Hedefimiz ilk defa görülen ya da nadiren görülen anomalilerin tespiti diye bir şey burada belirtmiş. Alper Bey genel yaklaşımdan bahsetti. Mesela DDoS ataklarında da benzer senaryo. Şimdi toplu saldırılar varsa, diyelim ki işte İtalya'nın bir bölgesinden bir saldırı geliyor. Burayı izole edebilirsiniz. Çünkü IP altyapısı ve benzeri belli. Ama çok daha dağınık bir şey yapılıyorsa, mesela dünyanın farklı bölgelerinden, ki DDoS saldırıları bu şekilde profesyonel de olabiliyor. O zaman senaryoyu değiştirmek gerekiyor. Çünkü her şeyi kapatamazsın. İşte 1 milyon saldırı, evet,
1 milyon saldırı İtalya'dan geliyor, öbürü farklı farklı ülkelerden vesaire. Komple dükkanı kapatmak gibi bir şey olur o zaman da. Burada mesela Google'ın altyapısı, yaklaşımı biraz iyiydi. Yıllar önce araştırmıştım onunla ilgili. Tabii onların çok ciddi serverları var. 2006'da bile 2,5 milyon server vardı Google'ın. Şu an ne kadar olduğunu bilmiyorum. Ve dışarıdan gelen requestlerin, yani o saldırı odaklı, diyelim ki botnet, düzeltin, DDoS saldırılarının sisteme geldiğinde, saldırı olma ihtimalini fark ettiğinde bunu serverlar üzerinde dağıtıyor. Paralelleştiriyor aslında. Bir nevi distributed altyapıya yayıyor. Diyelim ki 10 milyon server üzerinde de bu gelen saldırıların hiçbir önemi kalmıyor. Çok basit oluyor. Her birisi üzerine dağıtıldığı için bu trafik. Burada trafik yönlendirme gibi teknikler kullanılabilir. Fakat bunların sorduğu bireysel olarak, yani özel bir saldırı gerçekleşiyor. O kesinlikle network tarafından da fark edilemez. Onu SQL tarafından fark etmek gerekiyor. Burada da yapay zeka kullanırsanız farklı bir senaryo. Normal yazılımsa farklı bir senaryo anlatabilirim. Ama ikisinde de bu fark edilebilir. Fakat sizin, yani o güvenlik yazılımlarında bu nasıl takip edilebilir ya da kontrol altına alabilir bilmiyorum. CM ile yapmak istiyoruz demiş Pınar Hanım da. İlk defa geldiği için tabii onu yine normal bir akış gibi göreceksiniz orada. Şöyle olabiliyor. Ben bunu normal güvenli yazılım tarafında şöyle örnekliyorum. Öncelikle gelen, mesela bir finansal kuruluş diyelim. Bunun geliştirme ekibine eğitim verirken diyorum ki request sürecini, pipeline'ını, life cycle'ını bana anlatıyor diyorum mesela. Dışarıdan request geliyor. Ondan sonra diyor ki, o yazılımı geliştiren yazılım diliyle diyor ki, benim beğenmediğim request ile gelirse istekle, ben seni geri çevireceğim ya da iptal edeceğim diyor. İşte yapılan yanlış bu. Orada eğer güvenli analizi yapılması isteniyorsa öncelikle şu olmalı. Sisteme gelen request kötü niyetli bile olsa fark etmiyor. O kayıt altına alınmalı, loglanma yapılması gerekiyor. O loglar üzerinden diyelim ki kötü niyetli bir şey olup olmaması önemli değil. İyi niyetli olduğu, her şeye uyduğu varsayıldıysa bu sürece dahil edilebilir. Pipeline'de devam edebilir request life cycle'ında. Diğerleri devam edemez. O sadece loglanarak bırakılır. Sonra buradaki loglar üzerinde ister bu veri analizi çalışmaları olabilir arka tarafta, isterseniz de yapay zeka olabilir. Oradan saldırı tekniklerinin öğrenilmesi gerekiyor. Demo bir tanesinde, Cyber AI demolarından bir tanesinde SQL Injection Detection yapmıştım. O aslında çok ilkel hali. Yani veri seti çok basit orada. Ama sizin bahsettiğiniz o ne kadar benzersiz deseniz de SQL Injection'da saldırı temaları var. Yani iyi bir SQL hacker bir sorguya baktığında nasıl anlıyorsa bunun bir saldırı olduğunu, ki çok zor değil gerçekten, basit bir şey. O paternleri yakalayabiliyor olması gerekiyor. Sistemin ya da kişilerin. Bu da mümkün. Yazılımla da yapılabilir. O loglama ve o log üzerinden de analizlerin yapılmasıyla. Yapay zekayla da yapılabilir. Sadece o paterni bilmek lazım. Mesela uzun yıllardır, işte belki 2000'lerin başından beri SQL Injection'de bir zafiyet var. Zaten benim SQL server tarafında işte uzmanlaşıp orada kitap yazmamın sebebi de SQL Injection zafiyetini merak etmemdi. Onun altına biraz girmiştim. Yani normal sorguyla SQL Injection sorgusu bariz bir şekilde farklıdır. Sadece bunun davranışlarını çıkarımlayayım diyeyim. Ona özel bir hani geliştirme yapabilirseniz, SQL script vesaire, bu manipülasyonlardan kurtulunabilir. Çok teşekkürler. Yazılım tarafında da alınacak önlemler var bu arada. Rica ederim. Yazılım tarafında da alınacak çok önlem var. Mesela C# tarafında geliştirirken bu AdoNet gibi şeyler, yani o tarafı bilenler için söylüyorum.
MARS diye bir ayar vardır mesela, Multiple Active Result Set. Normalde tek bir, diyelim ki select sorgusu. Select yıldız from users. Noktalı virgülle bunu kapatırız. Ama MARS aktifse, yani çoklu sorgu gönderme aktifse, ben en ilkel halinden bahsediyorum. Yani 1500 satırlık bir SQL sorgusu da olabilir. URL, mesela URL'den gelen bir injection kapasitesi URL'in kapasitesiyle sınırlıdır. O da tahminimce hatırladığım kadarıyla 2000 karaktere kadar izin veriyor. Öyle bir SQL sorgusu gelebilir mesela saldırı amacıyla. Şimdi bu bahsettiğimiz senaryoda o MARS dediğimiz Multiple Active Result Set noktalı virgülle kapatılıyor. Yazılım böyle bir şeye, çoklu sorguya izin veriyorsa hacker şunu yapar. Öncelikle bir dener. Ben çoklu sorgu gönderebiliyor muyum tek query içerisinde? O da şudur. Select yıldız from users noktalı virgül kapatır. Sonra peşine delete vesaire vesaire users der. Mesela buna sistemin izin vermiyor olması gerekiyor. Hı hı. İzin veriyorsa sizin işiniz zorlaşacak güvenlik tarafından gibi. Bunun gibi birçok senaryo var. Ama teknik olarak çözülebilir. Yani benzersiz sorgular da evet yakalanabilir. Burada SQL injection, SQL sorguları üzerine uzman bir, yani o saldırılara odaklanmış biri bir geliştirme yapması gerekiyor. Teşekkür ederiz. Bu arada ek olarak şey demiş Pınar Hanım, sizi bulmuşken ikinci sorum da DGA Domain Detection yapabilmek için DNS datasını incelemek çok zor. Bu konuda bir öneriniz var mı? Yani DNS'ten başka aslında çare yok gibi. Belki yapay zeka tarafında bir şey yapılabilir mi bilmiyorum. Cihan Hocam ona cevap verir. Hı hı. Domain Generation, evet. Yani yapay zeka ile yapıyoruz ve çok da sorunla karşılaşmıyoruz. Tamamdır. Biraz daha kolay belki de. Bilmiyorum. Tamamdır. O zaman ben kendi sorularıma geçeyim. Oradan soru soran katılımcılarımızı da eklerim sonrasında. Yapay zeka iş gücündeki stratejiyi nasıl etkiler? Siber güvenlikteki iş gücünü yapay zeka çerçevesinde nasıl değerlendirirsiniz? İş gücünü nasıl etkiler? Bu uzun yıllardır tartışma yapılan bir başlık. Evet. İşte aslında dünyanın gelişimiyle alakalı bir süreç. Yani bunu örnek verirken fotoğrafçılık üzerinden ya da asansör üzerinden örnek vermek mümkün. Asansörler ilk çıktığında insanlar ondan korktuğu için, yani bir tabut gibi bir şey içerisinde bir düğmeye basıyorsun, seni bir yerlere götürüyor. Bu psikolojiyi yıkmak için, korkuyu yıkmak için asansör görevlisi diye bir şey vardı. Şu an yok. Evet. Belki filmlerde, işte Londra'nın lüks yerlerinde geçen filmlerde vardı sadece. Ama genel olarak öyle bir çalışan yok. Ama o zaman bu bir meslekti. Fotoğrafçılık mesela, önceden diyelim bir vesikalık fotoğraf bile böyle bir ihtiyaç olduğunda resim çizdiriliyormuş. Çünkü fotoğraf diye bir şey yok. Gidiyorlar ressamın karşısına, o onun çizimini yapıyor. Ailenin işte ya da kişinin. Da. Sonra fotoğraf diye bir şey çıkmış ve fotoğrafçılık ortaya çıkınca hatta birçok ressam mesela intihar etmiş. Aç kalacağız. Ama boşuna intihar ettikleri günümüzde görüyoruz değil mi? Hani korkuya gerek yok. Şimdi ressamlar gene ressam. İlkokulda eğitimleri bile veriliyor. Ressam, resim eğitimleri falan. Ve milyonlarca dolara satılan gene her şey var. Birçok şey. İnternette bile hatta şu an bu blockchain tarafında NFT ile satılan çok basit ilkel resimler. Bak ona da resim ve ressam olarak bakabilirsin. Dijital ressam. Ama insanlar korkmuş. Fotoğrafçılık çıktı. Biz aç kalacağız diye. İkisi de bambaşka uzmanlık. Ondan sonra da cep telefonlarında fotoğraf makinesi kalitesi arttı. Bu sefer de işte kamera üreticileri ve fotoğraf makineleri üreticileri korktu falan. Ama bir şey değişmedi. Onun tutkusu ayrı. Yani insan dijital olmayan fotoğraf makinesi tutkusu var. Gidiyor gene parayı veriyor ona. Evet. Yapay zeka bu aynı şey saatlerde de var şu anda.
saatlerde de kuars krizi olmuş bir dönem. İsviçre saat sektörünü batırma noktasına gelmiş. Bugün bir İsviçre saati için 6 ay sıra bekler hale geldiniz. Yani o kadar bir talep var. Bitti derken geri döndü aslında. Evet. Mesela 2015'te o zaman tabii insansız otomobiller yok denecek durumda. Yani üzerinde Ar-Ge yapılıyor Tesla tarafından ama sektörde yok. Aselsan'a eğitim verirken tam kapıda işte taksi şoförüyle konuştum. Beni otele bırakacak. Dedim öyle böyle hani insansız teknolojiler üzerine ne düşünüyorsunuz? Yani hiç haberi yoktu mesela öyle bir şeyin varlığından. Ama o zaman dünyada geliştiriliyordu. Open source bile geliştiriliyordu. Yani şu an çok daha yaygın. Dünyada yüz binlerce var. Bunlardan ticari olarak satılıyor. Bu mesela şoförlüğü ortadan kaldıracak. Ama 5 yıl içerisinde olmayacak. 10 belki 15 yıl içerisinde şoförlük diye bir şey olmayacak. Hatta buna şöyle diyorum. Mesela diyelim ki 20 yıl. 15-20 yıl sonra bir tırı, bir otobüsü ya da bir otomobili bir insana müdahale etmek, insana bırakmak psikolojik bir sorun ve suç olarak görülecektir bence. Kesinlikle. Çünkü yani altında uçak gibi bir şey var, tır mesela. Bir mahalleye girdi mi evleri bile yıkarak gidebilir. Basit bir insanın zafiyeti nedeniyle. Gözü dalmıştır, uykusu gelmiştir, uyuyamamıştır. Otobüs aynı. Bir giriyor 50 kişi birden altına alıyor. O yüzden önümüzdeki yıllarda bunların insansız olmaması onların trafiğe çıkamayacağı anlamına gelecek bence. Ve bizden sonraki o nesiller diyecek ki gerçekten siz bu otobüsleri insan mı kullanıyordu? Ya? İnsan mı kullanıyordu? Şaka mı? Böyle bir şey nasıl yapıyordunuz? Bence? O yüzden çok üzerinde takılmaya gerek yok. Bence bu dönüşüm süreci. İnsanlar alışacak. Dijital dönüşüm başlığımızdan da görüleceği üzere. Evet. Aynen. Alper Bey, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı bu arada? Yok, teşekkür ederim. Tamam. Ben son sorumu da sorayım. Yavaş yavaş toparlayalım bu arada. Siber güvenlik farkındalık ayına istinaden bireysel ve kurumsal olmak üzere ayrı ayrı alınması gereken en kritik siber güvenlik önlemi sizce nedir? İnsan faktörü. İnsanın eğitilmesi. Eğitim bence de önemli şey o. Evet, insan. Bence de. Farkındalık. Farkındalık. Ben küçük bir bilgi vereyim. Mesela çok iyi bir yazılımcı olabilir birisi. Tabii çok iyi networkçü de sistemci de olabilir. O kişinin biz ona mesela yazılım tarafında yazılım öğretmiyoruz. Ona güvenlik farkındalığı öğretiyoruz. Bu da çok basit bir örnek veriyorum. Mesela bir kriptografi diyelim. Login işlemlerinde kullanılan bir hash algoritması seçecek. Yazılımcıya hangi hash algoritmasını seçerdin diye sorduğunda o en hızlısını seçerdin der. Güvenlikçi ise en yavaşını seçerdin der. Yani ikisi de yazılımcı ama birisi güvenlik olarak bakıyor. Çünkü diyor ki yazılımcı diyor ki ben sistemi olabildiğince performansı hızlı çalışacak şekilde yazarım. Doğru, onun için doğru. Ama güvenlikçi diyor ki buraya bir botnet, DDoS vesaire saldırı geldiğinde, bir brute force saldırısı geldiğinde ben saldırganın hesaplama kapasitesini mümkün olduğunca düşürmek istiyorum. O yüzden de algoritma ne kadar yavaşsa saniyede alacağı brute force saldırısı o kadar az olacaktır. Gayet basit bir mantık. Bu farkındalık. Farkındalık bakış açısı bilgisi. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz. Katıldığınız için, fikirleriniz için, tecrübelerinizi aktardığınız için çok çok teşekkürler tekrardan. Hocam teşekkürler. Alper Bey teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Katılımcılarımıza da katıldıkları için çok çok teşekkürler. Sorularınız vesaire olursa ulaşabilirsiniz bize her zaman. Sinerji Bilgi Teknolojileri olarak. Aynı zamanda Cihan Bey'e ve Alper Bey'e de aynı şekilde. Herkese iyi günler diliyorum. İyi çalışmalar. Teşekkürler. 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 Ben de teşekkür ederim. İyi günler. Hoşçakalın.
İyi günler.